Bunları da hep beraber şöyle bir değerlendirelim. Kadroları da arkadaşlarım iki yana açtılar. Bu kadrolar üzerinden yarın nasıl bir derbi beklediğinizi bu kez Erman Hocamdan başlayalım sağ taraftan. Kadrolar bunlar hocam. Takımların form durumları. Sağ görüyorum görüyorum. Beşiktaş'ta bu tarafta. Burada hocam. Ersin kalede, Rosia, Vida, Montero, Rıdvan Önünde Joseph, Atiba Oğuzhan, Gezzallar'ın kanatlarda, Abu Bakır ileride, sevgili Sercan'ın. Tek söyleyeceğim şu, maçın 0-0 bitme şansı yüzde %2 falan. <gülüyor> <gülüyor> yani onu, bir onu bir ne söyleyebilirim? Gol çıkar. Hayır, gollü gibi. beraberlik var mı? Bana 2-2 geliyor. Yani gol olur diyorsun. Çünkü burada her şey olur abi. Bakıyorum şöyle. Bir, anam, 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 bir de kar yağarsa hocam. Her bakıyorum. Kar da var. Of of. Güzel, güzel maç olur ama. Güzel maç olur. Ee, ben de öyle düşünüyorum. İyi bir, güzel bir derbi bekliyor bizi. Ee, Serdar, Şimdi bu kad... senin için sürpriz var mı? Yok, kadro e, Sercan'ın istihbaratı doğru. E, aslında bu kadronun %80'i 4 gün önce belliydi. Orada Sergen Hoca'nın kafasında iki soru işareti vardı. Bir, Oğuzhan'la mı başlayayım, Mensah'la mı başlayayım? İkisi farklı profilde bir de bu Evet. Özellikleri ayrı. Tabii. İki. O bir oyun yani. planını da etkileyecek İki, bir şey. ben gördüm. burada e, Reha hocanın yorumunu da çok merak ediyorum. İkincisi hocam Sergen Hoca Gezal'ı yedek kulübesinde oturtabilirdi bu maç öncesi. He. Allah, Allah Allah. Orada şöyle bir düşüncesi vardı hocanın kafasında. Gezal'ı çıkartıp Lari'ni oraya çekip Lari'nin boşalttığı yeri de Enkudu. Enkudu. Böyle bir başlangıç olabilirdi çünkü... Gezel'de bir düşüş var ama bu düşüş hücum arayışında, oyun temposunda, kondisyonda değil. Özellikle Hatay maçında onun kaptırdığı birkaç top o dağınık savunmada Oradan ciddi sıkıntı ata, yarattı. Oradan atağa dönüştü değil mi? Evet. Hele o kopuk, vida, Wellington kopukluğunda çok ciddi sıkıntı yarattı. İleride e, Mupenze Pupenze gibi bir oyuncu varken e, çok ciddi sıkıntı yarattı. Hoca son kupa maçında da e, pardon son maçta da biraz verimli düşük ama Radja Emre Kılıç gelir mi bu maçın top kayıplarında Bu maçın havası başka ne dediniz demin inandığın oyuncu Sergen Hoca Galatasaray'a çok inanıyor bu maçlarda son taktik antrenmanında ilk 11'de oynattı. Ona demiş ki belli yani oynayabildiğin kadar oyna seni alırım sonra Ama Oğuzhan'da Oğuzhan da bir şey var Çünkü Oğuzhan Çıkışı lazım Olsan zorlanma var, Şu top, yapacak. var. Ver, ver. top yapacak. kim Geçen haftalarda yapan, yapan yok söyledik. Kişi. Ama saha maçında da övete. onu eleştirdik. Sağ kim üretecek? önemli. kim akıl kurursan oynarsa. Daha da top yapan oyuncular daha var. Bir de orada Necip vardı. E, Joseph Atiba Necip üçlüsü vardı Tabii. Atay Spor evet. maçında. Evet. Montero'nun kupa maçındaki performansı belki Sergen Hoca'nın o Necip vida beklentisi. Yani top bence Ama Necip ne zaman oynadı? Oyuna sokma. İki stoperi yokken oynadı. Vida ile Wellington yokken Fenerbahçe'de oynadı. Fenerbahçe maçında. Öyle düşün. Yani burada Montero öyle ve böyle. Mesleğini ne iş yapıyorsun kardeşim? Stoper mi abi diyecek adam. Mesleği orijinal stoper. Dolayısıyla son maçta da iyi oynadı. Ama hocam katılıyorum sana. Sağda, yani orada orijinal bir oyuncuyla evet. Montalevli, Necip yerine oynamak Gezza'nın yerinde sağda Lerin, solda Enkudo olsa ileride de abu Bakar. nasıl olurdu acaba Galatasaray karşısında Beşiktaş'ın işte performansı? Ne dersin? Peki e, Raya, Raya Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Takımların muhtemel 11'leri bu. E, Marka Luyendama ikilisi Galatasaray'da Stoper'de. Sağda Şener var, bir evet. sorumluluk. Ee, Saratçı oynuyor, Emre aslında iyiydi ama sakatlandı kupa maçında. Taylan oynuyor, Berhan da Emre Kılınç, Oğulcan Arda, Cagne öyle bir kadroyla geliyor Galatasaray'da. Ee, Beşiktaş'ta Montero tercihi, Oğuzhan tercihi. Şimdi Serdar söyleyin, haberimiz oldu, öyle bir arayış içindeymiş. Enkudu ya da Gezzal arasında yerlerini değiştirerek nasıl toparlayalım? Edersiniz. Ya iki takımın bir kere olarak senaryo nasıl gelişecek evet, madde. iki takımın önce e, yani e, oyun karakterlerini sahada ithal etmek gerekir. Beşiktaş e, top ayağındayken mi yoksa top rakipten mi daha etkili mesela bir takım? Hangisi? Beşiktaş takım bunun paralelinde şunu sorayım. Topla mı tempo yapan bir takım fiziksel olarak mı tempo yapan bir takım? Bence top yokken tempo yapan bir takım. Bravo. Ender başını salladı söyleyince ben de doğru. E, çabuk He? rakip direkt alana bravo. direkt gitmeye çalışan bir takım. Ritmi buldu çok etkili ve özel bir takım Beşiktaş. Direkt rakipteyken topu çok iyi bölgesel baskılarla kazanıp direkt kaleye gidiyor. Senin en kutu örneği de Sergen Hoca ondan gel git yaşamıştı. Belki de. Ya yani Enkudu, en Larin'le ve de Avvakarda bu oyuna oynayabilirsin. Tabi Gezel farklı oyuncu. Daha top ayağında set ucuma yerleşik. Rozier'le çok iyi ikili oynayan ve de rakip yarı alanda özellikle takımın aklı. Ama Beşiktaş takım top rakipteyken tempo yapan bir takım. sen daha yakından çok iyi bir şekilde takip ediyorsun Serdar. Kazandığında direkt kaleye gidiyor. O tempo ritmi bulduğunda. Yani kazandığından 3-4 saniye sonra gol pozisyonuna girebiliyor. Çok rahat üretken direkt kaleye gidiyor. Dikkat et zaten. Yani en büyük özelliği bu. Attığı gollerin çoğu da bu türde zaten. Şimdi Galatasaray'a baktığımızda Galatasaray takımı fiziksel olarak mı tempo yapıyor yoksa topla mı tempo yapan topla. bir takım? Topla. Topla. Şimdi Galatasaray takımı ee, bu tempo topla yaparken dikkat etmesi gerekir. Bir tek Taylan var orta sahada dinamizm getirecek. Evet. Diğer öndeki oyuncular iyi kaliteli oyuncular ama yetenekli. Ama e, topsuz oyunda çok böyle tempo yapacak basacak bir takım değil Galatasaray takımı. Onun için topun hakimiyetini yarın mutlaka çok iyi bir şekilde sağlayıp onun kıymetini iyi bilmeli. Basit pas hatası, top ikramları, atak sonlandıramadığında Beşiktaş takımı özellikle ikili mücadelelerde o topları sıcak temaslarda dikkat etmesi gerekir. Yine Galatasaraylı oyuncular bir direnç göstermesi gerekir. Kazandı mı direkt pozisyon bulabilir. Çünkü Galatasaray takımı en son lig maçında da kazandığında kupa maçından önce böyle bir sıkıntısı vardı. İlk yarı bile 3 tane pozisyon üretti Gençler Birliği. Yani savunmanın hem arası arkasına sıkıntı yaşayan bir bölgesi var. Beşiktaş'ın da keza aynı şekilde bir savunma arkalarına veya kenarlarından stoper bek arasına koşularda onlar da yaşıyor sıkıntı. Bu anlamda bir de referans alacağımız Mesela e, Beşiktaş, mesela Galatasaray takımı e, mesela e, şunu mesela örnek alacak e, bana göre direkt alacağı Alanya Spor maçı. Alanya Spor Beşiktaş maçı. Alanya Spor bir öne alan baskısıyla tabii onu referans alacak Galatasaray takımı. Beşiktaş? Beşiktaş takımı da. Kasımpaşa maçı olsun Konya maçı olsun direkt böyle öne çıktığında alan boşalttığında bastığında direkt hızlı ucumlarda İkisini çok sıkıntılı bir takım. İkisinin de referans alabileceği şeyler bu. var, var Spor, Beşiktaş maçında var. Beşiktaş takımı orta sahayı geçememişti ilk kere hatırlarsın. Ciddi baskıda yani oyunun çok domine etti Alanya Spor tam sağa baskı yapmıştı. Çağdaş Atış'ın, evet. e, Çağdaş e, Atan'ın takımı. Evet. Şimdi Gal aynısında Beşiktaş Galatasaray'a referans alacağı Konya, Kasımpaşa maçları çok sayarız. Yani bu maçlarda özellikle ön alan baskıları veya orta sahada birebir sıcak böyle temaslı oyunlarda Galatasaray takımı sıkıntı yaşadı. Kazanılan toplarda da rakip direkt kaleye geldiğinde gol pozisyonları çok verdi Galatasaray takımı ve gol yedi. Yani iki takımın da artı ve eksileri var. Zayıf güçlü yanları bana göre de maçı belirleyecek olan yani böyle maçlarda en önemli teknik direktör performansı çok önemli Render. Sen de çok iyi biliyorsun. Yani buradaki anlık gidişat oyun içindeki devamlılık, maçın devamı bitiren takım. Hepimizin bildiği gibi çok önemli. Burada yapılacak hamleler, oyun hamleleri, oyuncu hamleleri çok önemli. Onun için bana göre iki takımın artı eksik yönlerini çok iyi analiz edip teknik direktörler, teknik direktör performansları yarın akşam öne çıkacak. Ee, Mehmet bir Abu Bakar ve Cagne e, karşılaştırması verebilir miyiz? Sevgili Mehmet'e en iyi yaptığı işin bölgesindeki iki farklı oyuncu profilini soralım. Hangisi e, ağır basar diye konuşalım. Tabi onların e, performanslarını etkileyecek takım arkadaşları da var ama birisi 13 diğeri 14 maç. Aşağı yukarı aynı <laughs> sayıda maç evet. oynamışlar. 9'ar gol. İkisinden de. iki asisti var Bu Bakar'ın. İsabetli şut ortalamaları da neredeyse birbirine aynı. Dribblingleri de. ikili mücadele özellikleri de. Evet. Ama farklı yapıda oyuncular. Sen e, bu iki oyuncudan hangisinin maça ağırlık koymasını bekliyorsun ya da iki oyuncuyu nasıl değerlendiriyorsun bir golcü olarak form olarak bu tabi. derbideki e, beklentin hangisinden yana terazinin kefesi ağır basıyor bu tartışılmaz bakar yani hem e, ama rakamlar kala, aynı rakam olabilir ama <laughs> saha içinde ne verdiğine i̇şte bakmak lazım istatistik. <laughs> bazen istatistikler her şey olmayabilir ya işte oraya ino, içinde ino ino bir şey bir takım için, bir forvet çok farklı oyuncudur. Geçen sene Sörlöt'ün neler yaptığını gördük, evet. bu sene görüyoruz neler olduğunu bir forvet değiştiği zaman. Abu Bakar çok farklı oynayan oyuncu. Hem takımı oynatan oyuncu, hem skor katkısı yapan bir oyuncu. Tabi burada Abu Bakar'ın yanında sadece bir oyuncudan bahsetmememiz lazım. Lerin ve Gezal'ın da burada tabi en kutu girecek olan veya oynayacak olan, çünkü yarın hava şartları da çok farklı olabilir. Ben burada tartışmasız Abu Bakar'ı söylüyorum. Çünkü ikisi çok farklı oyuncular. Cagne Baksın içinde etkili olan bir oyuncu ama Vincent Aubakar hem takım oynatan hem de skor katkısı yapan bir oyuncu. Özellikle de Beşiktaş takımının hücum elemanları çok formda. Tamam Galatasaray takımında son iki hafta önce bir 6-0'lık Beşiktaş takımında bir 6-0'lık maçı var. Bu kupa maçlarını saymıyorum. Kupa maçlarında çok farklı bir görüntüleri vardı takımların ama açık ara ben Aubakar'ın maça etki edeceğini Hı.